Sevgili YouTube herkese selamlar. Asker Değilim sezonuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen bölüm bol bol ekme ve dikme işlemleri yapmıştık. Bolcu abi, ben Dilek abla. Ondan sonra bir de ne oluyor ya? Bağlantısını koparmadan kapatabiliyormuşum. Heh. Bu bölümde de ekme biçme işlemlerini tamamlayacağız hep birlikte. Şunu açmaya çalışıyorum. Bunu bir açayım. Söylenmez oldu ya, ben bir şey demiyorum ya. Yasin, o sıra şey bug'a girdi, unuttum ya. Ayıp ya kardeşim, seni unutur muyuz ya? Seni şeyden dolayı söylemiyorum. Her zaman varsın ya. Hani anladın mı? O yüzden. Tamam. Oldu mu? İkna edebildin mi seni? Yemedim ama yutmuş gibi yapacağım. Bolcu abi, buradan aşağı gideyim. Sen istersen soldan geç beni, aşağı git abi. Bunu saman balyası yapıyoruz değil mi? Yasin. Aha, yapacağız. Tamam. Abi aşağıdan beraber gelelim birlikte. İçeriden süreyim mi biçer düveri? Çok güzel özledim. Özlemişim hasat yapmayı ya. Kaç bölümdür saban. İçimiz dışımız saban oldu ya. Evet, şöyle mis gibi şuraların sabanını ayarlayalım. Bolcu abi, sen benim biçtiğim yerden aracını sürersin. Ben oradan yukarı doğru hemen senin sağında kalacağım. Buradan başladık. Saman şeyleri de, balyaları da düz bırakayım böyle en azından. Yasin, sen eski samanlara ne yaptın bu arada? Sattın mı? Çok para verdi mi? Bor arkaya değmesin ya. Allah mı? Çimen mi çok para veriyor, şey mi? Silaj yapacağım ben ya. Çimen silajı yapacağım. Aslında var ya, onu ben de öyle yapabilirim ya. Çimen silajı. Coin'lerin ihtiyacı yoksa çimen silajı yapacağım abi. Ben de öyle yapayım. Bolcu abi nasıl atıyor ama? Direkt dolduruveriyor hemen anında. Hızlanabilirim. Sen biraz hızlan abi. Ben sana yetişeyim şöyle. Bu tarladaki... Biz inekleri bitirelim. Coin işine girelim. Ay. İplik işine girelim. Sizin borç ne durumda bu arada Yasin? Ne kadar borcun kaldı? Gece 11'den sonra arkadaşlar Yasin'in enerjisi pil emili bitiyor. Kamera şu an net değil mi ya? Abi ben şuradan bir aşağı kadar bir gidip geleyim hızlıca. Oradan aşağı beraber gidelim. Sen oradan U çek abi. Okay. Olduğun yerde kal. Ben şurayı hızlı bir şekilde gidip geleyim hemen. Taneleri de yere düşürmeden biçiyoruz. Teknoloji artık çok gelişti arkadaşlar. Yavaş gitmeyle tarlalar olmuyor. 47-48 kilometreyle. En yanında şey biçiyorum, ot biçiyorum. Sen sağ tarafta mısın? Aa, iyi. Dönüşte şimdi beraber karşılaşırız. Ya iki tarlada olacaksa bu şekilde olması lazım. Karşılıklı, çünkü şey oluyor arkadaşlar. Hiç görmüyorsunuz ya diğer tarafı. O sıkıntı oluyor. Hep bir kameradan görünüyor. Niye çalışmıyor bu ya? Burada bir parça kaldı da, neyse bir şey olmaz oncacıktan. Hızlı gitmeyi şeyle yapıyorsunuz, modla yapıyorsunuz. Araç ne kadar çekebiliyorsa o kadar gidebiliyor. Yoksa aracın çalışırken hız limitleri var. 10 kilometre, 5 kilometre, 20 kilometre. Aracın şeyine göre değişiyor. Hangi araç olduğuna göre değişiyor. 45 mi? Tamam abi. Zaten bunu maksimumuzu 47. 20 yapalım ya. 45 çok hızlı olmaz mı aşağı doğru? Tamam. 20-25. 25 yap. Ha, 25. 25 yaptım. Şuradan aşağı doğru dalıyorum. Sabitledim abi 25'e. Açtım boruyu. Sen bu arada dolarsın herhalde ondan sonra. Muhtemelen şöyle... Ne kadar? Yüzde kaç abi doluluğu seninkinin? Bu arada... %58 Traktör kirlenince biraz gerçekçi olmuş. Burayı bitiririz. Yasin sağ tarafta çimen biçiyor herhalde. Yasin, çimen tarlası büyük ya. Yulaf unuyla yulaf ekmeği yapacağım abi. Abi her şey bitti herhalde. Dur, şurada 3 tel kaldı. Şunları da alayım da. Coinler az ilerle alacağım abi sen. 1 litre çıktı lan. Vay arkadaş. Pilav yapsan yenmez 1 litreden. 10 litre de buradan çıktı.
Bitti Yasin işin? Baba, benim işim bitti. Aynen. Tamam, ben kendi çiftliğime geçiyorum. Yalnız var ya. Yavuz boş onu. Boş, sıfır. Olcay abi, bir bak hele şu tarlaya nasıl bak. Bütün samanlar ip gibi arkadaşlar, görüyorsunuz mu? Jilet. Eline sağlık Ahmet. Allahu ekber Olcay. Şey, nereye gidiyorsun Yasin? Adam duvara tosladı heyecandan ya. Dilek ablanın yanına gideyim azıcık. Gel gel. Abla sen ne yapayım bu arada Dilek abla? Geziyorum. Gerçek hayatta asla alamayacağım bir arabaya bindim, geziyorum Ahmet. Neredesin? Ha, benim Q8'e binmişsin. İyi iyi. Bin abla bin ya. O kontrole giremiyor ya. Alışmışız traktörlere. Abla ne demişler? Ağlama, oyna hadi. süper ya. Kendimize bir tane römork alalım. Böyle büyük baba yiğit. 57 ton diyor römörke. Böyle bir şeye ihtiyacım var işte. 57-60 tonluk, tamam mı? 43-35-40-63 bin litre. Ay bunlar da çok güzel lan. Ben bunun kapağı... 80 tane koyun var Ahmet. Ya. Kaç tane doğurdular acaba? Efendim abi. Bu kadar ağır şeyi çekecek makine de yok ya. Ya sen rahatla, sen rahatta kal gülüm. Sen rahatta kal. Bizim traktörümüz var ya. Bu römök de çok güzelmiş arkadaşlar ya. 63 bin litre alıyor ama bir tane burgu vagon istiyorum ben. Çünkü silajda da kullanacağım onu. Bunlardan da ama hedefim gene bir tane alırım. Zaten bunlar ucuz. Baksana da şu 680 bin lira. Ucuz yani. Bugün hedesek gene alırız. Şimdi 52 bin litre alıyor bu. Bu da burgu galiba. Şunlar ne? 63 bin alıyor bu. Şu ne kadar alıyor hocam? 70 bin alıyor. Ama bu çok uzun ya. Bunu döndürmek olay. 83 bin litre alıyor ama bu kamyon. İşte bu. İstediğim büyük vagon bu. Ama bunu tır alınca alacağım. Şimdi tırım yok. Tırsız da diğer araçlar bunda bir tık zorlanır. Şunu alalım şimdilik. Çok da güzelmiş ya. Maşallah. 70 bin litre diyor. 3 ton ham ağırlığı var. 500 bin lira fiyatı var. Rengini de ay beyaz. Çok asil bir renk ya. Koyu yeşil yapsam. Çiftlik rengi. Aha bu da güzel. Plakası da şurada yazıyor. 01AZ-046. Geliş. Aha, bu da traktörü bir hayırına yıka ya. Sana gelsin. Bunlar lastik markası. Tarlada çalışıyoruz bol bol. O yüzden derin lastik bence mantıklı. Kökünü satın alıyorum. Dilek ablacığım. Diyorlar ki Ahmet diyorlar. Onu çekemez diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Şu bizim kırmızı case al gel de şunu bir öttürelim bakalım ya. Gülüm hadi. Kırmızı case. Tamam. Al gel bakalım ablam ya. Şimdi arabayı aldığım gibi park edeyim de sonra arkamdan lafım olmasın. Yok abla estağfurullah. Bilemem be, acaba nasıl çekeceksin, çok merak ediyorum. Boş la Yasin. Ufak bir römork be. Şey yok, özel bir şey yok yani için ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim valla. Şimdi arkadaşlar bir iş aldıydık ya biz. Adamın makinasını çaldık. Şunları bir iptal edelim de şu araçları bir çeksin çatıdan. Bunu da iptal edelim, bunu da toplayalım. Tamam, bu etraf bir temizlendi. Aşama 2. Süpürge darısı için ufak bir biçer döver kiralayacağız. Biçer döverler. 3 milyon diyor şuna. 2 milyonluk bir şey kiralasam bana yeter şu an. 6, 6,5, 4,5, 4, şu da 4,5, şu 2 milyon. Ne? Bu iyidir ya. Ne abi bu? Ne? Bu. Bunun motorunu biraz büyütsek... Bu ne bu? 230 bey. Aha 440 diyor. Tamam bunu kiralıyor. Bir dakika Yasin şey diyeyim. Kapatmak istemiyorum da. Esici. Siz daha kanalıyı hazır etmediniz mi? Senin tarlada çalıştım ya ben. Dilek ablaya et dediydim. O da tavuk dedi. Etmemiş. Ha o normal et sevmiyormuş yani. O yüzden. Tamam. O zaman ben de balya yapayım. Yap bakalım. Nerede? Sen balyayı yap. Dilek abla. Gel gel şu yeşili al. Yeşil römork, çok güzel römork kiraladım ha, mis gibi arkadaşlar. John Deere'nin bu kiraladığım makinası da güzel, yüksek. İkisi var ya, jilet gibi. Silaj yapmadık, birazdan yapacağız. Süpürge darısıyla şeyleri topladık. Nereden abi sen? Tamam buldum şeyi. Yıkama aleti, road test. Abla bizim o en son ektiğimiz tarlada. Onu oradan çekiver de geliver. Ben hemen hızlıca dalıyorum tarlaya. Bir tavukların bana maliyetine bak. Lan niye çarptım ben? Ben senin gidip orayı biçtiğini düşündüğüm için biçmedim biliyor musun? Ondan takılıyordum ben öyle. Bunun şeyi ağır olmuş. Meğer Yasin'in tarlasıymış. Yasin'in tarlayı şey biçiyordum o sıra. Allah Allah diyorum. Ahmet burayı biç abla deyip arkadan kendi girişti.
Yok abla ya, o kadar yaşlanmadım ya. Öyle gidecek. Soldan başlayalım. Geliyorsun değil mi abla? Tamam. Aha. Gel sen bakalım. Talimatları ver, ben sessizdeyim, tamam mı? Karıştırıcıyı açmam gerekiyor diyor. Tamam, gel abla. Aç ya bakayım. Şu paletleri efendim toparlayıp satalım abicim. Para yapalım. Bak onlar satılması lazım yani. Onları bir güzel bir makine denk getirelim de. Abi onları satacağız da işte onu Mart'ta veya Nisan'da satmamız lazım. Şubat'ta. Heh. Abla açıyorum burayı. Yapıştır gel. Şu an hadi bedava bakayım gider yani. Biraz sağa ben doğru gelmen lazım. Satmış. Hafif. Tamam. Çok güzel. Sabitle abla direksiyonu. Ha, 70 ton ya. Bunu var ya. Bunu dolduramayız yemin ediyorum arkadaşlar. 32 kilometre ablacığım. Bak abi. Şu an. Tavuk yemi arkadaşlar. Hedefimiz tavuklarımıza yem çıkarmak. Oğlum çok güzel oldu lan. Yeşil yeşil. Fıstık gibi her şey. Yarı fiyatında. Tabii tabii, onları şimdi değil. Yani oraya bir şey ayarlayalım yani. Söyleyiver. Çok güzel. Makine alalım, kiralayalım. Çekemez aynen, diyenler utanır mı bilmem Olcay abi. Çekemez diyenler utanır mı Olcay abi he? Dur bakayım, dur bakayım. Ne dolmadı ki daha ya, bir doldur da. Makine mi dolsun tam. Abi case magnum var ya. Case magnum çekemezse ne çeker bunu abi? Ha case tamam o zaman. Case varsa. Case magnum var, John Deere 8R var. Bunlar yani bunların çekemeyeceği bir şey yok abi. Ay 150 ton bağlasak belki onlar çekemez ama o zaman da diğer araçla gelir zincir bağlarız. Abla 32 ile gidiyorum gene. Yapıştır gel. Yasin balyaya biraz sol yap abla. Sen? Hafif sol yap. Aynen, aynen. Balyaya başla. Direksiyonu sabitle gazla abla. Alıp geliyorum ben. Bu iyi çekiyormuş lan arkadaşlar. Balyaya romorkunu alıp geliyorum. Aynen olur. Şunun ortasındaki şase demiri mi acaba ya? Şu ortada bir demir var ya. Şey hani çok 70 tonluk bir şey ya, römork ya. Biraz geniş, biraz yüksek. Ablam geride kaldı. Tamam ben şu ileriden döneyim. Sen diğer tarafı ayarla kendini. O orada beyaz bir gri demir var ya arkadaşlar. O neyin nesi tam olarak? Abla diğer tarafa geç. Oradan devam edelim. 6 ton da buradan verdi. Allah bereket versin. Bunları tavuklara vereceğim ben. Starlay'a girme kız. Az öte git. Acemi şoförler gibi ya. Vallahi var ya. Gel bakalım abla. 32'ye sabitliyorum yani. Biraz sağ yap abla. Bak bilek sen... abla bak seni çok şey yapıyorlar. Zorbalıyorlar. Benim şimdilikte boş yer var. Gelebilirsin. Yok abla. Biraz sağ gel sen. Hafif sağ gel abla. Direksiyonu sabitle ondan sonra. Hah, şimdi sabitle böyle gidelim. Tamam, mis gibiyiz. Süperiz abla. Abi şu arkadaki yeşil kamyonla traktörün rengi, pardon, biçerdiverin rengi birebir oldu ya. Müthiş bir şey ya. Çok güzel, çok beğendim. Dur şöyle bir tane kliplik shorts için şey yapayım. Şöyle bir sahne videosu alayım. Abla karşıda da aynısını yaparsan çok güzel klip çıkaracağız şeye, YouTube'a. Shorts olarak TikTok'a, tamam mı? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani nasıl kullanıyorsun traktörü öyle ya? Abla sen diğer tarafa geç, ayarla. Ben geliyorum. Böyle döne döne biçiyoruz mis gibi arkadaşlar. O öndeki kapaktaki ileri gidiyor. Kapakla öyle dökülüyor. Şey o zaman altında bir bant sistemi var. Bu ona şey yapıyor. Ona çalışıyor, doğru mudur? Hmm. O zaman burgu vagon gibi çalışıyor mantığı. Böyle sıfırlayayım da tam. Şu John Deere'yi çok beğendim ya. Biraz güçlü olsaydı kökünü satın alırdım ben bunu. 32 abla. Biraz sağ yapman lazım. Bir teker payı. Heh süper. Bunu şeye getir abi direkt. Hayvan satıcısına getir. Çok doğrunca güzel oldu ya. Direkt. Maşallah. Direkt satış diyorsun. Aynen. İnsanlar tamam, alışıyor arkadaşlar. Bakın Dilek ablam da alıştı. Mis gibi. Öne de şu case'in yerine de eğer şeyi çekseydik, John Deere var ya bizim çimen makinesine bağlı, onu çekseydik enfes ötesi bir görüntü oluşurdu burada. Mükemmelin mükemmeli olurdu gerçekten. O abla yarıladık ha. Kaç ton oldu içinde? Gerçi 30 falandır herhalde şu an. Darıyı da güzel veriyor arkadaşlar. Süpürge darısını da çok güzel veriyor. Orayı kapatayım. Diğer taraftan devam edelim. Bu oyuna ilk başladığımızda böyle mi biçiyorduk bu tarlalar arasını satayım? O gidiyordu. Ben
ekinin içinden geçiyordum. Abla, hızımı 20'ye düşürüyorum. İçeriden süreceğim de biraz, merak eden arkadaşlar için. Çok güzel abla. Sabitti direksiyonu öyle. Aa, bu şey modlu traktör bir çerdiver olduğu için ön camında film varmış ya. Filmleri sevmiyorum. Çok karanlık görünüyor. Ama şöyle gene de detay bakmak isterseniz arkadaşlar, burası da çok güzel, keyifli görünüyor yani. Süpürge darısı gerçekte verimli bir şey mi? Çok ekiliyor mu? Ben hiç ekmedim. Yok yok, o işte sadece gübrelik oluyor. Gübre yapıyorsun yani. Oyunda da bunun ucunu şey yapıyoruz. Tavuklar için yapıyoruz abi. Ha pardon ya, bu süpürge darısı tavuklar için de neydi o bir şey... Bir dakika bakayım, neydi o ürünün? Sen Türk Mülk dedin, onu biliyorum ben. Ben süpürge darısını yok. Soruyorum ya, sen ne yapacaksın onu? Ha, süpürge darısı tavuklar yiyor. Bir de şey... Ne o... Değirmende kullanıyorsun. Değirmende ne yapıyor ki süpürge darısını? Buğday mı yapıyor? Ben de ne yapıyorum? Söylüyorum. Çok ekilen buğday, yemlek için ekilir. 15 süpürge darısı 16 tane un veriyor. Çöp, 15 tane süpürge darısı, bence hiç gerek yok. 16 tane. Yani en fazla yulaftan verim alıyorsun. Unda 15 yulafa 19 un alıyorsun. O da 1-2'den bir şey olmaz ya. Yasin, yulaf da var. Artık bir tane at alman yok mu? Yok. Var bu arada. Yok. Var bu arada. Nasıl yok ya? Var, olacak ya. Ama arkadaşlar, şu tekerleri mekerleri çok güzel bu jonderelerin ya. Bence jondere tarımda gerçekten çok güzel bir marka. Her şeyiyle böyle, bir de bütün araçları birbirleriyle uyumlu ya. Ekstra keyif sağlıyor adama. Ve kiralık Yasin, ben kendim için övmüyorum ki, şey, hoşuma gidiyor görüntüsü. Adamlar hakikaten yapıyorlar yani. Yoksa ben ömür boyu biçer kiralıyorum anasını satayım. Abla, ben bir hızlanayım. Gerçi boruyu açabilirdim ya. Hallederiz. Şu ileriye döneyim. Sen gazla git abla. İleriden dönelim. Ben çok güzel. Fendt'i çok kullandım. Fendt'ten artık bir tık bunalma geldi. Bu sezonda biraz John Deere kullanayım. Fendt yani, gerçek hayatta çok bayağı güçlü abi. Fendt 1050 var ya, öyle diyorlar aynen. Abla, 32 sabit dedim, haberin olsun. Boruyu da açıyorum. Biraz yaklaşman lazım ama bir tık. Doldu mu olacak yani? Dolduysa dolu şey. Bizim şey de dolmak üzere, römorkümüz de dolmak üzere. Şimdi bitti mi? Bitti. Tamam. Bizim işimiz bitti arkadaşlar. Artık uyuyup silaj olayına geçebiliriz. Dilek abla, sen onu, tavukların orada bir silo var. Onun içine boşalt abla. Tamam. Tamam mıdır? Bunda bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Kaç ton çıktı abla, onu da bana bir söyle de hesap yapalım. 57.344, %81 doluluk. 57 ton. Bakalım, abi. Bakalım fiyatı ne kadarmış bu efendim? Bizim şifreye gel de Yonca'yı da bir balyalamayı gösterdi abi YouTube'da. Geleyim. 13.000'e gidiyormuş arkadaşlar litre fiyatı. 13.000 çarpı 57. 740 bin liralık şey aldık, süpürge darısı aldık, tavuklara vereceğiz. Sen sanki balya işini bana kitleyeceksin gibi geldi bana bir tık ya Yasin. Yok abi, şey yaparsam ben kendim de yaparım yani, sıkıntı yok. Hani nerede balyalama makinesi? Ha, sen şey diyorsun. Standart balyalama şimdi, diyorsun. Standardı ben evet, çok balyaladım. Şimdi. Her bölüm muhakkak balyaladım. Benim tarlada var ya. Ha. O zaman biz 2 dakika bir balyalayalım abi. Evet. Dursun yerde, biraz daha hasat olur şeyde, ekine kadar. Şey kiraladım da. Onunla mı balya yapacaksın ki? Şey, silaj yapacaktın hani. Onu sarabiliyor musun? Sarıcı alıyorum bir tane. O şey, kareyi sarıyor mu, emin misin? Yuvarlak olması evet, lazım. Evet, denedim ben onu. Allah Allah, kare balyayı da sarıyor. Evet. Öyle oluyor mu? Kareyi sarabiliyor mu ya, Allah Allah. Sarıyor. Eğer öyleyse ben de gideyim tarlama şey yapayım o zaman. Ben de silaj yapacaktım. Ben sadece yuvarlak yapıyor diye biliyorum. Yok yok, kare de yapıyor. İyi, o zaman ben gidiyorum kendi tarlama. Dur, sizin tarladaydım, kendimkine geçtim. Abi o balyaları boşalt, hemen içimi de balyalayıver. Sağ zahmet. Bunun dibinde var mı? Evet. Var. Gideyim ben de balya yapayım o zaman arkadaşlar. Neyle yapalım? Jondereyle yapalım ya. Kareyi balyalıyor, emin misin Yasin lan? Biri dolandırmıyor değil mi? Eminim abi, yaptım. Ben kendim de yapacağım. Olcay, ver onu bana, sen balyaları topla. İyiymiş abi. Ben kareyi balyalamıyor diye biliyordum ya.
Devam edeceğim abi. Tamam. Jondere, bunu çok tarlaya sürmüyorum. Daha 2 saat kullanmışım bunu. Bunu genelde çimde kullanıyorum. Bunu o diğer römorke takacaksın. 8 dar bu arkadaşlar, en fullü. O yeni aldığımız römorkle mükemmel bir uyum içerisinde çalışır o. Güzel olur vallahi, fıstık gibi olur. Gidelim bakalım şuradan diğer tarlamıza doğru. İşim bitince oradan balya toplama römörkü var ya, onu getir de şu tarladaki balyaları toplayak abla ya. Tamam, garajda değil mi o? Yok, orada, yumurtanın orada. T70-70'e bağla abla onu sana zahmet. Tamam. Ne oluyor kardeşim, korna çalıyorsun ya? Çalışıyoruz işte. Yerde de birazcık çim var da şunu hasat ettiğinize değmez arkadaşlar. 3-5 gram ya çıkar ya çıkmaz. Kare balyalama olduğunu bilseydim ben var ya, bunu 50 kere yapardım şimdiye. Ben bilmiyordum valla. Kareyi paketleme daha doğrusu. Ben gerçekte ne iş yapıyorum? Normalde öğretmenim ama sosyal medyayla uğraşıyorum. Bunu nasıl çevireceğiz buradan? Benim tarlanın da burası çok tipsiz ya. Buraya bir sağlam bir saban atalım da burayı az genişletelim arkadaşlar. Köşelere doğru, yola kadar gelsin iyice. Şu soldaki boş yeri de alalım. Böyle bakayım. Ya da uğraşmasak mı acaba? Şuradan 2 saban sırası genişlese, soldan da 3 saban sırası genişler tepeye kadar. O da bir balya ya fark eder ya fark etmez. Uğraşmayalım. Üşendim şu an. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balya. 10 balya çıkar buradan. 15 balya. Silaj yapar satarız. Dur bakayım bir. Heh. Tamam. Şimdi tekrardan abla. Devam et bakalım. Hmm. Kendi otomatik kullanıyor. Kiralayamıyorsun evet. Yani. Onun her tarafı bozuk anasını satayım o römörkün ya. Gerçekten. Buydu değil mi geçen bug'a giren? He aynı ha bu. Buydu. Yok bu değildi. Ötekiydi galiba. Gerçi bu da bozuk. Bilmiyorum ki ya. Her tarafı arıza onun. Ana John Deere'ye bak, ne kadar eskimiş. Ben şunları bir tamir ettireyim arkadaşlar ya. %50 hasar olmuş ya. Abo ne kadar para gider acaba? 200 bin liralık olacağız herhalde. Servisi gelmiş bu makinenin. Bunu bir servis yapalım gelelim. Buyurun. Yasin'in silajına yardım edeceğiz şimdi. Yasin bize güzel bir makine kiralarsa. Bitti mi abi? Tamam uyuyalım. Şunu bir tamir edeyim de. Olca abi. Bir dakika bitmek üzere. 2 dakika. Bir dakika abla, istersen onu olduğu yerde bırak ya. Hiç yapma. 2 dakika bile değil hatta. 60 bin lira ödedim ikisine. Bitince söyledi abi, kirasını bozayım hemen. Jilet kirasını... gibi oldu mu? Evet. Bozayım mı? Dur bozma. Çok az bir şey kaldı. Ya senin adamın evet, elinin altındaki makineyi çekeceksin kardeşim daha. Yaptı biraz evvel öyle. Boşta kaldım böyle. Hadi devam et hadi. Bekleme yapma. Bassa gidecek, beni bekliyor. Hazır hem kendisini hem beni, ikimizi birden kilitliyor ya. Tamamdır sat. Tamamdır. Uyuyalım abi. Gönder. Oğlum mısırlarımız nasıl olmuş maşallah böyle. Ya bıraksana abi onu. Bırak onu, döne şey yapamıyorum. İstek geliyor. Bıraktım. Hazır mısınız gençler? Uyuyamaz. Bastım. Şöyle yapayım mı? Yavaş yavaş tamam, zaman tamam. İleri alayım. Tamam. İstek yolla abi. Direkt aldım vallahi zaman ileri. 500x'te saat 1. Bir tane arttır, 2000x'te saat 2-3 geçiyor. Geçsin o sırada, ben de şunu park edeyim. Yasin şimdi bize ne kiralayacaksın? Abi 3 tane traktörümüz var vallahi. Traktörlerle mi iş yapacağız, biçeceğiz? He zaten benim o kadar fazla değil. Bir tarlam var. Tamam. Dilek abla diğer tarlaya geçiyorum ben. Yasin'in çiftliğine geçiyorum. Bunları hazır toplayayım. Toplayayım öyle geliyor. Tamam topla. Bırak abla. Olur. Olcay sen ne gel buraya? Kaç oldu? Saat 10 oldu. Heh. Şöyle iyi. Şimdi. Gençler. Bunun ucuna şey de alacağız değil mi? Biçer mi kiralayacağım? Mısır biçeri. Mısır silajı biçeri. Aynen abi. Hepsinin arkasında birer römork, birer de biçer kirala. Onu sen kirala da ben onu bilmiyorum. Unuttum gitti ya. Ben ne bilmiyorum ki. Allah Allah. Silaj makinesi kesicileri. Ha şu. Şu küçükler. Aha şu. Tamam. Biri bu. Silaj kesiciler. Bir de bunun önüne bir şey daha takılıyor. Ha şu tamam. Kiralıyorum ben bir tane. 60 bin diyor ha tanesine. Ha bir tane kirala abi o zaman. Tamam bir tane kiraladım. Aha ben gidiyorum. Hangisi daha güçlü? Deus mu şey mi o mu? Yasin sendeki mi? Şey ya. T daha güçlü.
Teyidi mi? He. Nasıl ya? Olacağı bir teyidi verili bir tür binem ya. Al. Tamam. İlk hangisini takıyoruz abi buna şimdi? İlk bunu takıyoruz. Buradan takıyoruz ama. Şuradan. Böyle. Ha tamam. Tamam. Ondan sonra şunu şuradan takıyoruz. Yasin bir de merdane lazım bize. Tamam onlar kolay iş abi. Kiralı gidelim işte hep beraber. Şeye gidelim, tarlaya gidelim. Merdaneyi şimdi bırak da. O zaman sen şeyi kirala bir tane. Römork kirala kendine. Kiraladım. Hangi tarlaya gidiyoruz? Kaç numarada? 88. Yukarıda bizim orada. Aynen aynen. Sen 88'i ne ara ektin ya? Ben ekilmemiş diye biliyorum orayı bu arada. Yanlışın olmasın. Yok ektim. Vallahi mı? Allah Allah. Bir yanlışlık gübre var bu işte ama. Gübre atamadım oraya ya. Ana bunun arkasına ağırlık taksaydık keşke ya. Biraz hafif onlar, oldu bu. Ahmet o senin traktörün arkasına bir tane römork koysaydı ya. Abi sendekini direkt çalarım. Zaten öyle yapacağız. Ben ya şimdi şöyle takas edeceğiz abi. Sen götüreceksin o sırada işte. Aynen öyle. Bir tane de alsaydık olurdu yani şey. Römork. Aa arkandan geliyorum. Bunu açıyorum ben. Gel Yolcu abi benim yanımdan gel. Şöyle fullleyerek gidelim abi. Aa, tamam olur. Tamam. Zaten sen git. Gel tamam. Yasin sen gel aynen. Böyle gidelim. Bilirse. Sen de Olcay abi Yasin'in arkasından gel. 20'ye sabitleyelim. 20 iyidir. Şöyle 18, 19, 10, 20. Bir dakika ayarlıyorum. Tamam. Gel baba. 20. Olcay abi Yasin zaten bu çok hızlı doluyor. Yasin dolar. Arkadan da sen şey yaparsın. Sen gelirsin. Dilek abla da gelirse ona da bir römork veririz. O da römork taşır olmaz mı orada? Biraz hızı artırabilirim. Olcay abi çok gelirsen sana geçer. Yasin'inki de olmaz öyle. 25 al abi. Tamam aldım 25'e. Daha hızım artar ha. Gidiyor. Çeker yani. Sen biraz hızlansana Yasin. Sağa geçip. Oğlum biz bunu daha önce niye böyle yapmadık lan? Böyle daha kolay oluyormuş. Dümdüz. Evet. Şey var bir şeyle kesici edeceksin. Tamam. Tarla yamuk mudur nedir? Ya tarla. Lan beni götürün. Lan! kaya gidiyorum. Kaça sabit ediniz? Şu an 30'dayız 30. Abi. Buradan geri dönersek Yasin dolar. Ondan sonra olacağı bile devam ederiz. Beklemedeyim Yasin. Geldim ne yapıyorum şimdi? Abla bize römork mu lazım? Römork yeter mi Yasin? Yeter ya. Römork gerek yok. İçeri girmeyedin keşke. Soldan gelsene. Solundan. Evet. Bekleyeyim ben seni. Yalnız var ya bir kayıyor arkadaşlar. Traktörüm bütün gücünü kullanıyoruz ya. Arkaya ağırlık da takmadık. Şunu alayım da bir tane kaldı şurada. Tek bir dal. Alamıyorum. Aldım. Yemin ediyorum T70 T7 bu. Bir acı çekiyor garibim. Bak az bir şey aç Yasin. Şöyle bir diş daha sola doğru. Gel yanıma kadar gel. Yan yana gidelim. Yine dolduracak zaten her türlü. Abla şimdi Yasin römörkü götürecek. Sana bir tane traktör alsın şeyden. O düzleme ezme yaparken sen de şey yaparsın. Traktörü getirirsin. Bak ot da var senin tarlada. Hangi yerlerde görüyor musun? Onlar da silaj oluyor işte. Çok geride kaldın. Yetiş gayri. Yetiş. Tarlayı düzlemeye çalıştım. Azıcık soldan git ama. Kaça gidiyordun abi sen? 30. Sen bizim T7'yi şey mi sandın ha? Hurda mı sandın? Civata mı sandın? Yo. Tamam. Olcay abi sen geç. Ben bunu boşaltıp geliyorum. Bir tane iş alsana Dilek ablaya traktörüne. Sen onu düzlerken Dilek abla da şey yapar. Römörkü getirir. Olcay abi 35'e sabitleyelim abi. Dilek abla sana bir ne alayım? Ha bunu aldım. Olcay abi az daha öne gel sana zahmet. Römörke bence gerek yok ya. Tamam. Parla mı yamuk? Neyse böyle sıfırla gideceğim arkadaşlar ya. Bunu içeriden yapsam ama içeriden çok uzak görünüyor ya. Şöyle olsa böyle olur bak. Şöyle sabitlerim bunu. Heh. Tamam buradan da zaten silajımız gidiyor. Mis gibi iş vallahi var ya. İyi geceler değerli arkadaşlar. Kamil abim hayırlı geceler. Ne olacak abi sen sağdan hemen U çek sağa doğru. Ben de soldan U çekeyim. Çakışmayalım. Tamam. Baksana ya. Frene basınca nasıl kayıyor. Çok güzel ya. Ön tarafı çok ağır oldu ya. Arkaya aslında bunun ağırlık şart. Normal şartlarda da biz unuttuk gitti onu ya. Ne olacak abi gene 35'e sabitledim. Gidiyorum. Aa, az daha öne sürsene. Hah tam yan yanayız yemin ediyorum ya. Hangi tarlaya geliyorum ben şimdi? Abla senle süpürge darısı topladığımız yerdeyiz. Onun hemen yanındayız. Sen sadece traktör ol abla.
Nereye gidiyor şeyler? Ha, arkaya doğru gidiyormuş. Bu arada Olcay abi dolmak üzere. Geliyorum. %80. Geliyor oraya. Gelce Olcay abi, sırayı sonuna kadar bitirelim. O zaman Dilek ablaya da bir remote kiralayayım ben. Dilek abla, sen remote kiraladın, onu al gel. Tamam. Ezmeyi kim yapacak? Tarla ezmeyi. 96, ben hallederim. İsterseniz. Sen bilirsin abi, ben karışmam. Gıcık oluyorum ben o işe. Çok sinirimi bozuyor. Ben teklif ederim. Teklif var, ısrar yok diyorsun. Ha Olcay abi, şimdi ben askere giderken ne alacağım yanıma malzeme olarak? O sana gönderdiklerim var ya, onlar kafi gelecektir. Tamam. Bir de bir dakika, bir hızı ayarlayacağım. Sana 35 DC'den özelden göndermiştim ilaveleri. Aynen. Oraya bir bak, tamam mı? Evden de kendine özel şahsi koyacağın şeyleri ayarla. Tamam. Yasin biraz sola gitsene. Sağa git, sağa doğru. Tamam. Tamamdır abi. Ben 35'te kaptırdım, gidiyorum bu arada. Çok şerit değiştirmeye gelmiyor. Hemen sağa sola doğru kayıyor ya. Şekil neyse öyle devam etmek lazım. Bak burada da sanki... Neyse düz gideyim de. Sırayı bozmak istemiyorum. Dilek abla nerede, geliyor mu? Arkada geliyor. Abla biz buradan oraya geri geleceğiz zaten. İstersen direkt tarla başında aynen ayarla. Ancak... Yasin doluluk ne kadar senin doluluğun? %40. %40. İyi. Gidene kadar %100 olur. Oradan Dilek abla gelir. Bak 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 arkadaşlar, dönüşte bir drift atıyorum. Yetiş gayrı. Tamam, 35'te sabit dedim. Ben de yetişmeye çalışacağım sana. Çok güzel makine ya. T7 inşallah isteyen herkese nasip olur. Benim tarımcılıkta gözüm yok da. Güzel makine ama. Yasin yok mu bu T7'den almanız? Yok. Direkt yok. 10 milyon liraymış ya. Öyle miydi fiyatı? Öyle bir şey abi ya. 10 milyon T4 lira. T4 alınabilir belki bizim. T4. T5 falan o da mı olmaz? Vallahi bilmiyorum ki. Denk düşer ki. Sıra olabilir abi. Bir dakika abla. Oradan buraya gideceğiz. Ana senin römer küçük. O hemen dolar ki. Olcay abi neredesin? Ben boşalttım, geliyorum geriye. Gel bakalım Dilek abla, beraber gideceğiz. Aynı süpürge darısındaki gibi abla, sağımdan gel. Yasin o fentler 6-7 milyon abicim. Ne fendi abi? Yok, fent büyük makineleri. Gerçek hayattan bahsediyorum ya. Ne 6-7 milyonu ya? 6-7 milyon ne ki? 6-7 milyon artık bir değeri yok ki. Daha pahalıdır bu arada. Dekapla seninki biraz yavaş gidiyor herhalde. Abi ya. Kız hız lan kız. 30'da falan gel. Bu tarla yamuk olduğu için mi yoksa traktör sürekli aşağı doğru mu kayıyor, ben anlamıyorum ama arkadaşlar. Şey oluyor sürekli. Her gittiğim sırada 1-2 sıra aşağı kayıyorum ilerledikçe. Bence traktör kayıyor ya. GPS sabitlemeyle ben kaydığını düşünüyorum şu an. Ya da acaba yeni mi düzlendi ki? Düz görünüyor ama arka taraf. Buradan giderken de düz görünüyor. O zaman nasıl gidiş gelişte burası iki diş böyle aşağı doğru kayıyor, onu anlamadım yani. 8 milyonmuş bu T7. 8 milyon lira. Buradan bir U çekeyim. Dilek abla sen gel. Sen de yine gidelim. Sen fullensin. Olcay abi sen de gelirsin. Beraber gideriz. Dilek abla zaten birazdan elenecek. Olcay abi çok hızlı gitme. Sen de gel abi. Olmak üzere. Dilek abla hiç hız kesme sen. Dip gaz devam. Olcay abi sen de gel hemen Dilek ablanın peşi sıra. Me.
looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity. Neyle izliyorsunuz? Yasin traktörle izliyor. Merdane kiraladın mı Yasin? Yok şeyle... Abla, abi dur. Olcu abi. %100 oldu. Düzleştiriciyi kullanıyorum şu an. İçindekini alayım gideyim ben. %96. Ben gidiyorum abi. Allah'a ısmarladık. Bu ne lan? Çekmiyor. Valtra. Valtra'nın bu küçük traktörleri bence güzel. Ben bunları beğeniyorum. Kabini falan böyle Türk traktörlerini anımsatıyor bana. Gidelim bakalım Yasin nasıl düzleştirmiş. Sevgili chat takip edenler. Selamünaleyküm Yasin baba. Nereden döküyoruz? Aleykümselam. Abi şu arkadan gir. Öbür taraftan abi. Oradan Allah. Oradan buraya doğru mu geleyim? Ne oluyor lan? Aynen. Çarpıldı. Ortaya gelince mi dökeyim, kenarda mı dökeyim? Fark etmez. Emin misin? Yasin bir tık sanki yetmeyecek herhalde gibi bura. Yeter mi? Yeter herhalde. At bitmek yeter, üzere ya. Yeter. Çok Allah. Yok ki ya zaten. O eziliyor ha. Döküyorum. Dök. Tam ortaya dökeyim, sen dağıt. Dağıtayım mı ya da oraya, buradan oraya doğru? İleri geri yap işte abi. Oraya gelmeye çalışıyorum. Dur beni ittirme. Böyle az geriye doğru. Az ileri doğru. Bravo Ahmet abi. Şey diyorum, doldu gibi la Yasin burası. Sağ olasın abi. Niye oğlum, onu iki şu dakikada dağıtırsın bu arada. Arkanı al da Ahmet abi. Dur onu şuradan alalım. Bağlanıyor mu ki bu bunu? Ha bağlanıyor. Bağlantı yeri var. La bu onu çekmez la. Çeker. Nereye çekiyor la iki tane römörkü? Çeker abi. Daha gittiyken çevirmiyor ki. Haydi destek, bir römork daha lazım. Abla, abi geleceğim, römorki bağlamaya çalışıyorum. Valtra ile olmuyor. Yasin daha güzel bir traktör yok mu şeyde, işlerde bir baksana. Evet abi çekersin şunu. Aa, dur bak şöyle. İşte şeye bakayım ya, işlere bakayım. Aha var işte mis gibi, bize eziyet çektiriyor. Aa, hain ya. John Deere var. Ooo bir dakika. Takıyorum. Hay git Valtra ile yap abi. Neyleyle? Valtra ile yaparım ya. Aha markete bırakırım 90, bunu. 98, 99, 100. Gitti. Tamam. Ne oluyor ya? Arkadan bir şeyler sallıyor beni. Şimdi Olcay abi ben sana iki tane şeyle geleceğim. İki römörkle bir geleceğim. Tamam. Aslanım benim ya. Şimdi görün siz beni arkadaşlar tarlada. Bebeğim gibi oldum. Bana mısın demez şimdi. Ya kabin içerisine girdiğiniz zaman motor çalışmadığında tıpır tıpır böyle yağmur sesi geliyor. Vallahi bende çalışıyor abi. Bana gene geliyor ses. Her türlü ses geliyor. Tıkır tıkır. Ama ben araç sesini çok yüksek kullanmıyorum Allah'a var. Kısıkta kullanıyorum. Şu soldaki tarla da benim tarla chat. Orayı da bana hasat edeceğiz. Onu yarın yaparız. Bugün geç oldu saat. Tabi de geliyor. Yeter artık. Evet daha ütü yapacağım. Ne yapacaksın abla? Ütü. Çocukların okul kıyafetleri. Sen sal abla, kapat oyunu, biz hallederiz artık. Hiçbir şekilde yarım bırakma. Bırak. Kuslayı bitecek. Hiçbir şey olmaz. Yok sen dedin ya zaten yarın yaparız diye. O yüzden yarım bırakmayacağım. Abla gene de bu tarlanın ucu uzun bak. Öyle ha deyince bitmez yani. Ya da biter mi? Aa bitmiş bile. Bitti. Sen gelme o zaman hiç. Biz halledelim. Geliyorum Olcay abi. Ahmet büyük sılaj makinesi lazım senin tarlaya. Bununla yani... Ben büyüğünü kiralarım direkt ya. Römörkümüz de büyük. 70 tonluk. Bir tane de ondan kiralarım. Ya da alırım kökünü bilmiyorum. Hadi gidelim abi. Nasıl yeni canavar? Çaldım da geldim. 25. Abi, tamam abi. 25. Bu arada bu iki tanesi burayı bence alır. Bütün hepsini. Bitirir. Aynen. Dilek abla sen hiç gelme. Yok bir tanesi zor bitirir de. İkisi bitirir herhalde.
Yer kalmadı. Çıkıyor çıkıyor beyler. Çıkmaz olur mu? Ekranda çıktı az önce. Traktörle silaj yapmasını seviyorum ben ya. İki tane kiralayacaksın ya böyle sağlam. Mis gibi devam edecek öyle arkadaşlar. Devam et Olcay abi. Hiç dönme oradan. Sıfırla devam et. Soluna geçeyim. Normal kiralamayla ne farkı oluyor? Vallahi görevdeki makineyi kullanıyorsun ben işte. Boşaltayım mı? Kullanabildiğin abla, makineleri. Para sen ödemiyorsun. Sen çıkabiliyorsan ben bir öbür tarafa geçeyim. Görev yapmıyor sadece. Para abi kazanamıyor. Biz sıfırladık burayı bu arada. Fullledik şu an. Hiç gerek kalmadı ama okey. Ha tamam. Bir dakika sana. Tamam git. Ya gel. Boşalt. Ben bırakayım bunu sana. Sen boşalt zaten. Çok böyle başaramıyorum zaten. Eyvallah tamam. Kral sağ olasın. Remark bırak sen burada. Yasin ben geldim de. Hoş geldin. Bunu nasıl boşaltacağız buraya? Arkadakini yani, bıraktım. Hani, bunu dökeyim mi? Onu da düzleştirir mi ki? Kürek de lazım sanki. Dur o zaman ben bunu buraya bir çekeyim şunun yanına. Tamam sen de gel küreği al abi. Silaj işi sıkıntı iş kardeşim. Çok çok şey lazım buna yani. Çok emek edilen bir iş. Yasin bence bunu buradan ittirelim. Orası bir sıfırlansın sıfıra sıfır. Evet. Çok mantıklı abi. Ben şu makineyi iyi kullanıyorum ama. Seviyorum bu makineyi. Ne ben yaptın lan? İşte onu. Ne yaptın da burayı? Bu zaten tam sıfıra sıfır giriyor herhalde buradan. Aynen. İttir bakalım beni arkadan. Dur bir dakika. İttir. Az daha. Kaldır indir yap abi. Yapıyorum da. Bir salsana az geri geleyim. Şey sıkıştı herhalde. Bu buna büyük olmuş ya. Bunun bir küçüğünü kiralayak Yasin. Sıkışıyor tamam. Sanki duvara. Bir daha deneyeyim de. Kiralayayım mı? Bir daha deneyeyim şöyle. Hallederiz herhalde ya. Bak önce şey yapalım. Şu karşı tarafı bir yayalım. Ondan sonra dışarı düşenleri... Niye gitmiyor bu ya? Dışarı düşenleri kepçeyle şey yaparız. Şu tam ucunu almamız lazım. Sivri olan yeri. Gene sıkıştı. Kapatayım bakayım şunu. Hah, ya aynen. Sen şu arkandaki merdaneyle gelsene bu tarafa. Yok Ahmet abi içeceğim abi şu anda da. Şurayı bir düzlesek. Ben geleyim onu itmeye sen gel. Şu açılsın. Tamam. Heh, çok güzel. Tamam. İt Yasin. İt. İttir. Daha boşaltılacak şeyler var ya. Burada. Abi sıfırlaya gidersek boşaltırız ya. Bir dakika Yasin. Kaşeyi açmam lazım. Tamam. Sıkıştıkça kapatıyorum. Bir daha ittir baba. Geliyorum. Böyle iyice çöküttüreyim içine doğru. Tamam. Dur şeyi kapatayım. Dur. Kapatmam lazım. Bitiriyorum ben. Şey sıkıştı. Heh. Dur tamam. Bakalım. Bir daha açayım. Bundan sonrasını şey çok ittirme de dağılmasın etrafa çok. Lan oğlum gidiyor traktör gidiyor. Az daha. Sen hiç ittirme. Çünkü çok fazla tamam. Olabilir bundan sonra. Böyle ben şurayı ayarlarım şimdi az ileri geri gidersem. Bu buna bir tık büyük olmuş bu siliyor. Bura tamamdır evet. Baba. Tamam. Şu ucunu dolduralım. Yasin şey de yapabilirsin ha. Bunu fermente edersin. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra şunları sıkıştırırsın zor olmasın diye. Ya bunları dökelim üstüne abi. Hı. Bunun üstünden birkaç tur geçelim şöyle hepimiz. O zaman zaten. Olcay abi alsın. Olcay abi şu arkadaki küçük römorkü bir alsana. Sen şunu bir boşalt abi. Römork tamam. Küçüğünü büyüğünü işte hangisini boşaltmak istiyorsan birini al. Yeşili boşaltın abi yeşilleri. Kırmızı kalsın onu sonra da boşaltabilirim. Ha kırmızı şey sana ait römork. Tamam okey. O zaman ne taraftan doğru gireyim? Abi bence buradan gir içeri. Buradan daha kolay olur. Diğer taraftan ben şu dışarı düşen parçaları da bir tık temizleyeyim. Burayı aldım. Olcay abi gene ortaya dök de şey olmasın çok.
Tamam, burayı da aldım gibi sanki. Bunlar arkadaşlar normalde dışarı düşenleri kepçeyle almak çok daha kolay oluyor ama kepçemiz yok şu an. Şöyle kepçe gibi kullanıyorum ha. Bunu da maşallah. Kendisi de zaten Jönder'i de kepçe olmaya çok meyilli. Yasin'in çiftliği evet, habire değişiyor. Gayet güzel döktüm. Tamam abi. O zaman diğerini de yeşili yani, de boşaltalım yavaştan. Öyle yapalım ya. Sığacak buraya Ahmet. Ne yaptı Ahmet abi? Ne oldu da? Duvara çarpınca buradakini dışarı çağırdı. Benim amacım güya bunları içeri ittirmekti. Burası da dışarı çıktı. Dur şuradan ileri doğru ittireyim de duvara değdirmeden. Duvara değdirmemek lazımmış arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Bir yaşımıza belki. Ama dışarıdan içeri etki etmesi biraz saçma ya. Aslında var ya, bir kepçe olsa Yasin buradan alır atarız ha en üstüne. Evet ama yok. Maalesef. Yine ben buradan Yasin kolay gelsin. Anca böyle çekiyor, ne yapayım arkadaşlar. Yasin'e söyle sıkıştırıcı 2 tane alsın. 350 bin lira ya. Tamam ya, bir şey kalmadı. Bitti. Devam edin. Aynen. Diğer şeyi de diğer neydi o kırmızı römorkü de bunları temizledikten sonra yapar. Bizim silo herhalde büyüktü. Zaten büyük olması lazım. Küçük olursa ben bir tane daha ilave yaparım yanına. Böyle bunu içeri doğru alalım. Köşe kaldı. O duvara çok yakın. Onu en son almaya çalışacağım. Yasin'e uğramıştır. Aha çıktım. Benim valla bırakıyorum ben seni ya. Sen Olcay abinin arkasına geç. Olcay abi indir dökme. İndir. İndir. Şey indir. Romork indir ha. Yasin arkasına geç sen Olcay abinin. İttirsin seni. Olcay abi sen arkadan bir destek olsun da. Çıkarken kolay olsun. Ya bu ne kadar gıcık bir vites bunun bu aracın vitesi ya. Ben de ittireyim mi en arkadan? İttir abi. Gel bakayım Olcay abi. Temizledim dışarıdakilerin. Bayasını içeri aldım bu arada. İttir ettire. Bu da bitti. Dışarı dökme Olcay abi. Hepsi bitti mi? Tamam. Ben de şu dışarıdakilerle eziyet çekiyorum ya. Hayrına bir kepçe alsan Yasin olmaz mı? Kepçeli traktör yok mu? Yok abi ya. Evet. Niye daha önce söylemediniz ki? Ben unuttum onu. Bizim traktörler hurdaya çıktı vallahi var ya. Buna geçeyim hele ben. Değdi var burada mis gibi ya. %58. Tamam siz onları ezin. Biraz daha ben şu dışarıdakileri de içeri ittireceğim. Ya bu 0'a 0 oluyordu normalde arkaya doğru itince. Onda tek tarafı açık mı olması gerek? Ha Yasin onun bir tarafı kapalı olması gerek galiba. O zaman 0'a 0 yükleniyor. Bana az bir dokundurabiliyor musunuz mu? Emmem. Sen dokundursun abi. Sen beni yamukçun. Herhalde var. Şöyle. Benim dokunuşum beni ikiye bölür abi. Kaç kilometredir şunları sürüklüyorum. Şu kapının önünü temizleyip bırakayım artık. Yeter ya. Ben ittiriyorum. Yasin ittiriyor. Ben ittiriyorum. Yasin ittiriyor. %61. Nasıl destek oldum ama? Üf erkek ya. Tamam. Abi beni niye ittiriyorsun acaba? Az bir çizgi kaldı şurada. En son bunu alacağım, gerisini bırakacağım öyle. Çaka maka hepsini bitirdik. Yasin kaç litre var bu arada lan içinde? 289. 300 bin litre. Tamamdır. Bura bitti. Daha dışarıda az bir şey var. Onları da bırakıyorum ben öyle ya. Kalsın. La burayı niye dağıttınız? Ay bir çık yapa yapa belli oluyor burası ya. Diğer taraftan geçin, diğer taraftan. Ben içeri ittirmekten usandım, siz buradan habire ittiriyorsunuz ya. Doğru bak. Ben ittiriyorum, onlar dışarı getiriyor. Ben ittiriyorum, onlar dışarı getiriyor arkadaşlar. Ya burası biraz daha kolay gibi sanki. Bunu içeri almaya çalışacağım. Olcay abi çok güzel, Yasin çok güzel gelme. Gelmiyorum. 82. Çünkü sen eziyorsun ya onu sürekli. O ezildikçe dışarı kayıyor. Şurayı da aldık mı son. Burası biter. Hah bu da güzel. Bitti vallahi. Burayı da ittirdim içine. Tamamdır. Yavaş ulan. Destek olayım sana dur.
Yok. Seninle konuşun beni ikiye böler. Tamamdır. Benim işim biter arkadaşlar. İki tarafı da temizledim. Yalnız hiç bu kadar... Geldi neonatla ezveren biraz bir şey. Ezin ya. Ben bir şey... keyif çayı içeceğim. 89. Az kaldı. Abi az. Şunları içeri itiversen hayırlı. 291 bin. Black abla gitti mi? Black abla gitti ya. Ne, buraya da mı dışarı çıkardınız? Ondan bir şey olmaz ya. Yo yo. Hiç değdirme abi. Hiç değdirme bunlar için. Lan buraya ne olmuş böyle Yasin? Paramparça. Yeşillik olmuş lan. 92. Merdaneli Yasin'im ya. Ha, o dışarıda kalanlardan hiçbir şey olmaz ya. Şimdi bu kadar uğraşa bu çocuk ne kadar para kazanacak? Silajın bilitesine bakayım bakayım. Yasin şu an burada 500 bin liralık tavıl var kardeş. Olcu abi onları o köşedekileri alamıyorsun. Yer eğri abi küreğin ucu denk gelmiyor onlara. Denk gelmiyor mu? He, kürek büyük geliyor. Az incesi olsa ya da kepçe. 100 bini kiraya gitti 400 bin lira kar. Aa şey ama siloda 300 bin hiçbir kar ödemedi. Silo gel. Silonun parasını çıkarmış oldun işte bu işten. Aynen. 98. Ahmet sen neredesin ya 3 gündür? Yayın var 3 gündür. %100 100, oldu. Kapatayım. Tamam. Kapatıyorum. Kapat abi. Kapatamıyorum. Niye? Ya sen bir kapatmayı dene. Sen bizim çiftlikte değil misin? Sizin çiftlikte olmasam bu kadar çalışabilir miyim la? Sen bir denesen orayı. Allah Allah. Bende tuş çıkmadı demek ki. Clear silo diyordu. Ona basınca ne oluyor? İçindekileri mi siliyor? Basmana. Bir bas. Dene bakalım. Dün 5 saat yayın açtık abi. Sen görmemişsin. Evet arkadaşlar işimiz görevimiz bitti. Günün son işlemiydi. Sevgili YouTube buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Abi. Hı, söyle. Şu traktörleri gel alın traktörleri. P8'i alın, Ferguson'u alın. Geliyorum. Başka ne var? Gelin abi şöyle. Ne yapacağız? Bu teyidi, bu teyidinin dermanı kalmamış bu arada. Hı. Gelin, markete geldim. Gelin. Sırayla hepsini tamir ettirelim abi. Tamam. Adama bak ya bizi işçi olarak kullanıyor ya. Ferguson T8 hepsi sizin mi? Evet. Ettir oradan tamir ver parasını. Onar. Abi çek ileri. Şu ha, bir... Hepinize görebiliyorum şu an tamamdır. Aynen aynen görebiliyor olman lazım. Tamir et. Şeyi tamir etmedin daha. T7 ha aynen. Onardım bunu da. Yasin bir T7 al ya. Benzin diye pompacıya. Bunun benzini full, bunun benzini full. Bırakıyorum ben. Değdi bizim Ahmet abi. Tamam. Hadi hadi gelin gidek ya. Olcu abi gel. Düş önüme de gidek hadi. Nereye? Benzinci işte aşağıda. Benzinlik. Geliyorum. Burada değil mi? Yok burada değil. Bir dakika. Sağda sağda. Yanlış yere geldim. Çok geldim bir tık. Olcay abi gelsene. Emo'cum, Barış'cım teşekkür ederim takipler için. Ahmet abi nerede? Aşağıda. Ben yanlış yere gelmişim. Sattım abi. Bir daha alacak herhalde. Hiç kalmamış inek ya. Adam düzlemiş vallahi. Adam öyle bir gaza geldi ki abi. İyi de fırın kurduydu ya. Süt lazımdı yani. Fırından yani... ekmek yapacağım ben. Ekmek yapmak için yaptım fırını. Pasta yapılacaktı pasta. Mazot niye alamıyorum ben bunu? Yüksek basınçlı yıkayıcıyı çalıştır diyor. Allah Allah. Yüksek basınçlı yıkayıcı diyor da. Niye öyle diyor? Allah Allah. Yanlış bir yerde duruyorum acaba. Benim R tuşu mu bozuldu acaba? Şunu da doldur hele Yasin. Şu T7'yi. Dur bir dakika. Şunu da doldurayım. Hop tamam. Tamam. Aldım ben bunu. Şeydi ben. Tamam abi. Hadi gidelim. Doluyor şu an abi. Ha doluyor mu? Abi şu. Aynen. Oradan istersen bir de AdBlue doldur. Hadi gidelim abi. Arkandayım. Şimdi yıkamaya gelin. Yok. Ben ona yokum. Arabayı park ederim. Cillet gibi yıkanır. Gel. Gel abi.
Evet değerli YouTube, kendinize çok iyi bakın. İzleyenlere, destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün de silajı geride bıraktık. Silaj günü yaptık. Yarın benim silaj var. Üstüne bir de ekim mekim yaparız. Güzel bir gün olur inşallah. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.